İyi akşamlar. 2017'nin ilk ekonomik programından merhabalar. Ekonominin dinamikleriyle yeniden karşınızdayız. Bu akşamki yayınımızda Türkiye ve dünya ekonomisine pencere açacağız ama özellikle burs açısından kritik bir sektör olan tekstil ve konfeksiyon ve onun özelinde de bebe ve çocuk konfeksiyonundaki son gelişmeler ve çok yakındaki çok önemli bir etkinlik anlamında yapılacaklar. Bütün bunları masaya yatıracağız ama her zaman olduğu gibi haftanın değerlendirmesine, daha doğrusu 2017'nin ilk haftasının değerlendirmesine bakmakta fayda var. Nasıl başladık yılı? Ne yazık ki terör gölgesinde başladık her şeyden önce. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Terör saldırılarında İzmir'den gelen son taze haber de var. Ve Türkiye'nin mücadelesi de kararlılıkla devam ediyor tüm bu alanlarda. Hem Suriye hem Kuzey Irak'ta. Ciddi bir mücadele var. İçeride terör örgütlerine karşı bir mücadele veriliyor ve küresel anlamda açıkçası terörün dışında da terörün de tetiklediği bir ekonomik saldırı da var. Bunlarla boğuşuyoruz ve bugün itibariyle baktığımızda keza doların 3,64 TL'ye kadar yükseldiğini, rekor kırdığını, euronun 3,82'leri gördüğünü söylemek mümkün. Dolayısıyla bu tablo içerisinde de zorlu bir mücadele ile 2017'ye başlamış olduk. Rakamsal cephedeki duruma baktığımızda ise ihracat verileriyle başladık. Aslında ihracat 2016 rakamlarını öğrendik ki biraz gerilemiş, %0,8'lik bir düşüş var. Neyse ki ithalat daha hızlı düşmüş durumda ve dış ticaret açığımız azaldı. Özellikle de enerji fiyatlarının ılıman gitmesi neticesinde. Bursa açısından güzel rakamlar paylaşıldı. Özellikle Uludağ İhracatçı Birliklerinde ciddi bir artış var. Otomotivin başı çektiği bir artış söz konusu. İhracatta Türkiye örnek rakamlar var bu cephede. Enflasyonu öğrendik 2016'ya ait. Ne yazık ki hızlı bir çıkış var. Özellikle Aralık ayında çok yüksek artışlar kaydedildi. Beklentiler aşıldı. Kasım ayı itibariyle baktığımızda tüketici fiyat endeksi %7'lerdeydi. Bir anda Aralık sonunda yıllık enflasyonu 8,53'te gördük tüketici fiyat endeksi olarak. Çok hızlı aylık bazda %3 civarında artan üretici fiyat endeksi ise yurt içi üfe kısacası baktığımızda %9,94'le açıkçası çok hızlı bir çıkışa imza attı. Neticede de tüketici fiyatlarını tehdit eder hale geldi. Tablo özetle baktığımızda bu Merkez Bankası'nın açıklamalarında enflasyonla daha fazla uğraşacağımız anlamı çıkmakta. Çünkü dövizin hızlı giden, rekor kıran dövizin artçıl etkilerini yavaş yavaş görmeye başladık. Özellikle akaryakıt cephesinden enerjide bir baskı var. Unutmayalım, giderek gıda konusunda bir sıkıntı başlamış durumda. Dolayısıyla ekonomik aktörler açısından enflasyon da önemli gündem maddeleri arasında ne yazık ki girmeye başlamış durumda. Yani sadece vatandaşın cüzdanını ısırmıyor enflasyon canavarı, ekonomiyi genel anlamda yavaş yavaş baskı altına almaya başlamış durumda. Zorlu bir mücadeleyle ekonomik cephede, sosyal siyasal cephede de Türkiye yoluna devam etmeye çalışıyor. Özellikle ilk haftanın özetine bakacak olursak. Peki ilk hafta itibariyle önemli bir hazırlık var. Bu hazırlığı biz şimdi sizin karşınıza çıkaracağız, ekranlarınıza taşıyacağız ama özellikle sektör temsilcilerinin ve Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın Türkiye ve Bursa ekonomisi hakkındaki görüşleriyle başlayalım. Program konuklarımı size tanıtmak istiyorum. Sayın İsmail Kuş, Bursa Ticaret Sanayi Odası Başkan Yardımcısı. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Sayın Halil Atalay, Beksiyat Yönetim Kurulu Başkanı. Efendim sizler de yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, evet. Yeni bir yıl. Yılın ilk programında Ekodinamik'te beraberiz. Açıkçası sektör için heyecanlı bir dönem. Tekstil konfeksiyonda özellikle de bebe ve çocuk konfeksiyonu Türkiye'de pek çok bilinmiyor ama Bursa için çok hayati önemde. Az sonra bu bilgileri de ben paylaşmanızı rica edeceğim ama dünyada gidişat açıkçası pek çok belirsizlikle karşımızda. 2016 sürprizlerle de geldi. Donald Trump gibi bir sürpriz en başta dünyadan ve çok yakında da koltuğa oturacak Amerika'da yeni başkan. Onun etkilerini bekliyoruz. Dünyadan esen rüzgarlar var, içeriden farklı etkiler var, jeopolitik riskler var. Sayın Kuş, sizinle başlayalım. Bütün bu tablo, 2016 zor bir yıldı. 2017 nasıl başladı? Nasıl bir atmosfer var size göre? Siz dış dünyayı da sık sık gören, seyahat eden bir insan olarak nasıl değerlendiriyorsunuz başlangıcı? Beklentileriniz neler? Evet, ben öncelikle tüm izleyicilere hayırlı akşamlar diliyorum. Sözlerime başlamadan önce maalesef 2017'de, bugün İzmir'de ve geçen hafta yılbaşı akşamı İstanbul'da yaşanan bu menfur saldırıları kınayarak başlamak istiyorum. Maalesef birliğimize, beraberliğimize kastedilen bu saldırıların inşallah amacına ulaşmayacak diye düşünüyorum. Her şeye rağmen, bizi karanlığa itmek isteyen güçlere rağmen
bizim aydınlık bir ülkemiz için, aydınlık bir gelecek için kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bursa Ticaret Sanayi Odası, Bursa İş Dünyası, biz üzerimize düşen görevleri fazlasıyla yerine getireceğimizin altını özellikle ben çizmek istiyorum. Sözlerime başlamadan önce bu iyi temennilerle tabii yeni yılında ülkemize, insanlığımıza hayırlar, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. En büyük dileğim. Tabii dünya ekonomisi 2007 yılında Türkiye ekonomisiyle beraber ciddi bir daralma mevzu bahis. Yani bizim ülkemizde maalesef 2016 yılında istemediğimiz olaylar yaşadık. Zor bir yıl geçirdik. Ama buna rağmen de ben çok kötümser değilim. Özellikle Bursa açısından önemli gelişmeler var. İhracatımızı %11 civarında arttırdık. 13 milyar dolar ihracata çıktık yine. Ülkemizde baktığımız zaman da belki biraz ihracatımızda düşüş var. Dediğiniz gibi ithalatımızda ciddi düşüş var. Bu dünyada bir daralma var. Dünyadaki daralmada bizim yine dünya pazarındaki payımız küçük de olsa artmış en azından. Paritelere baktığımızda dünya ticaretinde payım 0.87'den 0.89'a çıkmış. Bu da bizim için güzel bir gösterge. Bu da bir rekor şu ana kadar. Tabii, en yüksek pay aslında. En yüksek dünya ticaretinden aldığımız en yüksek paya ulaşmış vaziyetteyiz. Bu kadar olumsuzluğa rağmen 2017 yılında çok kötü diyemeyeceğimiz bir yılı yine geride bırakmış bulunuyoruz. 2017'ye gelince maalesef kötü başladık ama inşallah kararlılıkla çalışarak önümüzdeki haftaki fuarımızdan başlayarak yine yurt dışı heyetlerimizi Almanya'dan başlayarak ev tekstil fuarına gidecek inşallah ev tekstil üreticilerimiz hızlı bir giriş yaparak Bursa'yı ve ülkemizi, bizim göreve geldiğimizde bir sözümüz varsa Bursa büyürse Türkiye büyür diye. Bunun için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Ben 2017 yılının inşallah olumsuzluklarla başladık, belki bundan sonra devam etmemesi temennisiyle daha iyi geçeceğini ümit ediyorum. Çünkü 2016 yılında gerçekten zor günler geçirdik. Zor zamanlar yaşadık. Dünya içinde aynı burada şekilde. Zor zamanlar demişken kısa bir parantez açalım. İlk yarı nispeten daha sakindi. Açıkçası ikinci yarı olağanüstü olaylarla karşı karşıya kaldık. Aynen. 15 Temmuz'da başladı hain darbe girişimi. Artçıl etkilerini gördük. Haksız not darbelerini gördük. Küresel esintiler derken, Suriye bağlamında artan sıkıntılarımız, terör derken. Bunları yan yana koyduğumuzda siz yavaş yavaş karne belli olmaya başladı. İhracat cephesinde enflasyon da belli oldu. Yakında büyüme belli olacak. Üçüncü çeyrek kötüydü açıkçası o yaşanan hain saldırı sonrası. Ciddi bir daralma yaşandığı ortaya çıktı ekonomide. Dördüncü çeyrek daha ılıman gibi görünüyor. Bu çerçeveden bütün bu manzaraya rağmen biz iş dünyası olarak ev ödevimizi yaptık ve aslında bütün bu manzara da Bursa özelinde güzel örneklerde paylaştınız. 2017 için bir umut niteliği taşıyor diyebiliyor musunuz? Kesinlikle. Ben şunu küçük bir anekdotla başlamak istiyorum. Biz biliyorsunuz alım heyetleri düzenliyoruz. Ev tekstillerinde alım heyeti düzenlediğimizde yaklaşık olarak herhalde 9. ayın sonuydu. Ve bunun hazırlığını biz maalesef 15 Temmuz'dan önce başlamıştık. Maalesef böyle bir olayla karşılaştığımızda yurt dışından getirmek istediğimiz insanlara döndüğümüzde pek gelme taraftarı değillerdi. Biz de Ekonomi Bakanlığımıza döndük. Yani böyle bir hadise var. Bu programı iptal edelim. Biliyorsunuz onları bizim Ekonomi Bakanlığı'nın desteğiyle yapıyoruz. Ekonomi Bakanlığı o gün Merkez Hükümet'in aldığı kararla kesinlikle hiçbir yurt dışı yetkilinin iptal edilmemesi gibi kararları vardı. Bize döndüler. Ne kadar insan gelirse, 5 kişi de gelse bu yetkinliği yapacaksınız dediler. Biz de sağ olsunlar onların bize verdiği o teşvikle yaklaşık olarak 9. ayın sonunda yaklaşık 200 kişinin katılımıyla Bursa'da Çelik Palas Otel'de bir alım heyeti programı düzenledik. Ve o gün 200 kişiyi Bursa'ya getirmemiz, özellikle Türkiye'ye getirmemiz çok önemliydi. O süreçten çıkışımız maalesef o dönemde biliyorsunuz ülkemiz üzerinde hala yurt dışında ciddi bir algı operasyonu var. Bunları aşmamız için bir şekilde bizim insanları buralarda misafir etmemiz lazım. Bunun için de 2017 yılında Junior Show fuarıyla başlayacağız ve 3. ayda yine ev tekstiliyle ilgili alım heyeti programımız var. Fuarlarımız var. Yani iş dünyası durmuyor, yoluna kesinlikle yine devam edecek. Hatta kesinlikle daha da hızlanacak ben, anladığım kadarıyla. Onun detaylarını ben isteyeceğim. Ben altını çizerek söylüyorum. Biz Bursa iş dünyası olarak, özellikle Bursa Ticaret Sanayi Odası olarak kararlılığımızdan zerre kadar taviz vermeyeceğiz. Üzerimize düşen, yapılması gereken ne varsa sonuna kadar şartları zorlayıp yapacağız.
Şartları zorlayacağız diyorsunuz. Çalışmalarınızı da görüyoruz. Biraz sonra da onları farklı biçimde değerlendirelim istiyorum ama 2017 hızlı başladı. 2016'nın mirasıyla birlikte küresel riskler de var bir tarafta. Siz de ihracatçı sektörleri temsil ediyorsunuz. Bursa ihracatın lokomotif kenti, katma değerli ürünlerden başta olmak üzere. Olası riskler anlamında sizin dikkate aldığınız, hazırlık yaptığınız neler öne çıkıyor? Baktığımızda ciddi bir döviz kuru istikrarsızlığı var. Başta o sorunu görüyoruz. Dış pazar daralmalarını az önce ifade ettiğiniz kezler, maliyet artışları, beklenmedik cephelerde mesela akaryakıtta karşımıza çıkabiliyor. Bu anlamda 2017'de biz şunlara karşı hazırlıklı izlediğiniz bir liste var mı? Şimdi ben şunu özellikle söylüyorum. İş dünyası olarak biz bir defa döviz konusunda istikrardan yanayız. İstikrarlı bir kur. Yani bize biraz daha elimizi güçlendirir, biraz daha rahatlatır diye düşünüyorum. Maalesef döviz konusunda 2010 yılında da biraz herhalde trend dünyadaki Trump'ın başkan olmasıyla, İngiltere'deki Avrupa Birliği'nden ayrılma süreciyle beraber biraz oynaklık gösterecek gibi görünüyor. Bu konuda da ben iş dünyası olarak yani biraz daha dikkatli olmamız gerektiğini, biraz da döviz konusunda yani iş dünyasının bu konuda biraz daha ihtiyatlı davranılması gerektiğini düşünüyorum. Ama ben kesinlikle geçtiğimiz dönemlerde tecrübelerimden faydalanarak biliyorsunuz ciddi anlamda döviz oynaklığını yaşadığımız dönemler oldu. Yine de Türkiye sürekli çalıştı, üretti ve o zor dönemleri de çalışarak ve üreterek aştı. Biz eğer çalışarak, üreterek ve pazarlayarak en önemli eksiklerimizden bir tanesi de pazarlamak ve tanıtmak. Pazarlayarak, pazarlama ve tanıtma konusunda da biz ticaret sanayi olarak ciddi bir sorumluluk aldık. Biliyorsunuz yurt dışı programlar, fuarlar evet. Ve buradaki yurt içindeki fuarlarla beraber ama tabii yurt dışındaki olumsuz bir takım neticelerin bize yansıması çok daha farklı olabiliyor. Bu konuda iş dünyasının biraz daha dikkatli olmasında fayda var diye düşünüyorum. Zorlu bir yıl açıkçası ama tedbirler alınıyor gördüğüm kadarıyla. Gayretler de had safhada açıkçası görünmeyen çok da önemli bir mücadelenin kahramanı bana göre iş dünyası özellikle de ihracatçılar. Bu anlamda da ben 2017'nin başında başarılar da dilemek istiyorum. Aslında şunu da söylemek istiyorum. İhracatçılar için belki dövizin yükselmesi avantaj gibi görünüyor. Tabii, biz de ihracat olarak yapıyoruz. Dövizin yükselmesi çünkü iç piyasada üretimi TL ile yaptığımız için. Ama yine de istikrarlı bir kur politikası bizim için daha faydalı olur diye düşünüyorum. Öncelik istikrarlı kur, sonra rekabetçi bir kur. Kesinlikle. Evet, bu önemli. 2017'de çok konuşacağız herhalde. Özellikle Euro-Dolar paritesi düşerken daha da çok konuşacağız. Evet. Sayın Atalay size dönmek istiyorum. Ben bir iş dünyası temsilcisi olarak 2016-2017 Türkiye ve Bursa'ya bakışınız kendi sektörünüzden de olacak elbette onu ama daha sonra soracağım. Nasıl zor bir yıldı, neler geldi geçti, kısaca baktığınızda sizin umutlarınız ne yönde? Öncelikle ben de değerli izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Elbette terörün her türlüsünü bir kobi temsilcisi olarak ben de lanetliyorum. Allah onlara fırsatlar inşallah vermesin. En yakın zamanda da bu tür sıkıntıların biteceği noktasında temennide bulunuyorum. 2016 yılı elbette durağan bir yıl olarak tarih sahnesinde yerini aldı. Yani olağanüstü şeyler yaşadık. Bunlara rağmen üretimlerimizde olağanüstü bir düşme olmadı. Bu tür krizleri biz KOBİ temsilcisi olarak fırsata çevirme anlamında da pek çok kendimizi yenileyerek, sektörümüzdeki bir takım eksikleri bir araya gelip değerlendirmeler yaparak sektördeki ve üretimdeki eksiklerimizi tamamlamış olduk. Kendimizi yeniledik. Zaten geçen sene de bu Junior Show'u birinci ayda yapmış idik. Ve onun dışında Ticaret Odası'nın destekleriyle Urge çalışmaları yapıyoruz. Bir ve iki Urge çalışmamız var. Birinci Urge olarak hem Amerika'ya gittik, Almanya'ya gittik, Güney Afrika'ya gittik. İki ay sonrasında da inşallah Rusya'ya gideceğiz. Dolayısıyla oradaki izlenimlerimizden de yola çıkarak sektör adına da çok da geriye düşmeyecek makul bir seyir izledik. Ancak geçen sene yine Rusya'daki krizden kaynaklanan elbette sektörle alakalı bir sıkıntımız oldu. Çünkü Rusya bizim lokomotif pazarlarımızdan birisiydi. Bu noktadaki sıkıntılar da inşallah aşılmış oldu. 2017 ile alakalı elbette çok, çok umutluyuz, heyecanlıyız. Şu an itibariyle de hazırlıklarımızı tamamladık.
Bu Junior Show'la da inşallah hızlı bir giriş yapacağız. Ve inanıyorum sektörümüz zaten Bursa'nın kıymetli bir sektörü haline geldi. Tam aslında, orada ben kıymetli sektörde ayrı bir başlık açmak istiyorum. Evet, sizinle devam ederek üst çerçeveden özellikle baktığımızda Bursa tekstil kenti olarak bilinir, anılır. Tarihten ipek böcekçiliğinden bu yana. Ama konfeksiyonu ve ev tekstili ayrışımı da özellikle katma değer anlamında yurt dışı piyasalarda çok para eder hale geldi benim gördüğüm son yıllarda. Ve bebek çocuk konfeksiyonu da açıkçası ayrı bir kategori gibi çok yakın dönemde kamuoyu tarafından bilinir hale geldi. Sizin BTSO olarak çalışmalarınız nezdinde de özellikle öne çıkmaya başladı. Önemini vurgulayacak cümleler kurarsanız özellikle istihdamı kazandırdığı döviz, Türk pazarındaki, Türkiye'deki etkinliği, dünyadaki durumu ne dersiniz sektör için? Şimdi BBB tabi tekstil geçmişi malum. Türkiye'de çok eskiye dayanan bir geçmişi var. BBB çocuk giyimde bu tekstilin en genç sektörü diyelim. Yani maalesef ama en genç ama en hızlı şu anda büyüyen sektörlerimizden bir tanesi. Şimdi BBB çocuk giyim sağ olsun sektör de hareketli. Bursa Ticaret Sanayi Odası ile ilgili ciddi çalışmalar var. Özellikle Beksiyat nezdinde ben Beksiyat başkanımıza da bu konuda gösterdiği gayretten dolayı sektörün temsilcisi olarak da teşekkür ediyorum. Bebe çocuk giyim konfeksiyonunun biliyorsunuz çıkış noktası Laleli ile beraber çıktı. Laleli ile beraber büyüdü. Rusya pazarıyla büyüdü diyelim. Bilhassa özellikle Ukrayna, Rusya pazarı. Tabii bizim de bunları alıp biraz daha dünyaya açmamız gerektiğini düşündük. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız analizlerde. Bunun da yolu biraz daha hareketli bir sektör olduğu için Urge projesiyle başladık. Ve Urge projesi biliyorsunuz ilk yaptığımız Urge projesi 10 Urge yapıyoruz şu anda 10 Urge projemiz var. İlk Urge projemiz de bebe ve çocuk giyim sektörüne oldu. Ve sağ olsun arkadaşların da üstün gayretiyle işte Urge projelerimizin ilkini Amerika'ya yaptık. Amerika'ya geziye ilk baştan fuar ziyaretine ve Amerika ziyaretine gittik. Amerika ziyaretine gittiğimizde de o gün şartlarda yaklaşık 45 arkadaşımızla gittiğimizde 40 arkadaşımız da ilk defa Amerika'ya gitmişti. Ve fuara gittiğimizde maalesef bizi fuara dahi almadılar. Gezmek için dahi olsa almak istemediler. Fakat biz şartları zorladık. Refakatçi eşliğinde birer saat iki grup halinde bizi fuara aldılar. Ve bugün geldiğimiz nokta, geçtiğimiz yıl 10. ayda biz Amerika'daki Las Vegas fuarında 20 firmamızla oraya katılım gösterdik. Las Vegas fuarında 20 firmamıza katılım gösterdiğimizde standlarımızı ziyaret eden ziyaretçiler bırakın Bursa'da bebe ve çocuk giyim sektörünü Türkiye'yi bile bilmiyorlar. Burada çok önemli bir tanıtım faaliyeti de var. Hem sektör hem ülke hem de kent adına. Ben şunu her zaman her yerde söylüyorum. Özellikle altını çizmek istiyorum. Ne kadar kaliteli ürün üretirseniz üretin. Ne kadar güzel ürün üretirseniz üretin. Bunu pazarlayamadığınız veya tanıtamadığınız sürece hiçbir değeri yoktur. Urge'nin de amacı, Ekonomi Bakanlığı'nda ciddi anlamda destekleri var. Bizlerin de desteğiyle beraber, operasyonlarla beraber, bizlerin de koyduğumuz katkıyla beraber. Yakın döneme kadar sektörlerin çoğunda da pek konuşulan bir konu da değildi. Urge ile Arge ile çok karıştırıldı derken ciddi bir para imkanı da var. Faydalanılmıyordu. Kesinlikle. Ama son 1-2 yıldır bakıyorum Urge projelerinin sayısı hızla artmaya başladı. BTSO burada herhalde özel bir rol de aldı değil mi? Şimdi biliyorsunuz Bursa Ticaret Sanayisi Urge projelerine başladığında böyle bir hakikaten Urge'nin bir iki tane Bursa'mızda vardı Urge projesi yapılan ama çok fazla duyulum, çok fazla konuşulan bir program değildi. Ekonomi Bakanlığımızın Urge projelerinde her projeye 4,5 milyon dolarlık bir desteği var. Biz de şu anda 10 Urge'mizle beraber yaklaşık olarak Bursa'daki 2017 yılında 3 yıllık proje bunlar. 2016 yılında ilk başlayan bebe ve çocuk giyim urgesi 1,5 yıl oldu. Evet. Ve bununla beraber en son yaptığımız urge ile beraber yine en son yaptığımız urgede yine bebe ve çocuk giyim konfeksiyon sektöründe ikinci urgeyi yaptık. Onlar da inşallah önümüzdeki 3. ayın başıyla Fas ve Cezayir gezisiyle beraber programlarına başlıyorlar. Yaklaşık olarak 45 milyon dolarlık bir Bursa ekonomisine bir katkı, merkezi sistemi, merkezi hükümetin verdiği bir katkı. Bununla beraber de ben büyük tahmin ediyorum tüm firmaların pazar payında ciddi anlamda bir genişleme. Çünkü ne kadar pazarı çeşitlendirirseniz sektör açısından bir bölgede yaşanan bir sıkıntı sektörü etkileme alanı o kadar daha daralır. Bebecileri de yaptığımız bebe ve çocuk konfeksiyoncularına yaptığımız urgelerle de biraz daha alan genişlemiş oldu. Amerika pazarına gittiler,
Almanya Fuarı'na katıldılar. Ve Almanya Fuarı çok önemli. Köln'de yapılan Fuarı yaklaşık olarak dünyanın herhalde en büyük bebe ve çocuk giyim fuarlarından bir tanesi. Daha önce gittiğimizde maalesef arkadaşlar gittiğinde oralara girmekte zorlanıyorlardı. Yine aynı şekilde geçtiğimiz 9. ayda herhalde yanlış hatırlamıyorsam 9. ayda 19 firma ile bir fiil fuara standlı katılım sağladılar. Ve inşallah bu yılda aynı şekilde aynı fuara yine standlı katılım sağladılar. Şu manzarayı görüyorum. Çok kısa sürede açıkçası sektör temsilcisi yerel olmaktan, yerel düşünmekten hızla çıkmış. Kesinlikle. Uluslararası oyuncu olma hüviyetine kavuşmuş. Dolayısıyla da getirdiği döviz de herhalde hızla artacak. Ben şöyle bir örnek vereyim. Bebe ve çocuk giyim sektörünün Türkiye'deki ihracat artışı %17. 2016 yılının ilk 10 ayı artışı %17. Urge firmalarının, 34 Urge firmasının ihracat artışı %116. Bu Ekonomi Bakanlığı'nın resmi verisi. Yani tescillenmiş bir başarı var rakamsal anlamda. Kesinlikle alanlarda. Yani bu resmi rakamlar. Yani bunun Ekonomi Bakanlığı'nın resmi verisi. Yani yaptığımız faaliyetlerinde amaca ulaştığının en küçük göstergelerinden bir tanesi. İnşallah diğer tekstil ürgeleri de makine sektörü, raylı sistemler, kimya, gıda, kompozit bunlar hepsi ilave oluyor. Bunların da hayata geçmesiyle ben artarak hızlanacağını ve artarak devam edeceğini ve yeni urgelerinde önümüzdeki 2017 yılın içinde biliyorsunuz bir kuruma Ekonomi Bakanlığı 10 urge yapma hakkı veriyordu. Sağ olsun Ekonomi Bakanlığı bununla bizim yaptığımız başarılı urgelerle bunu bize olan bu sınırı kaldırdı. BTSO'yu özel olarak kaldırdı. BTSO'yu özel daha fazla urge yapabilirsiniz. En fazla urge projesi yapan da Bursa Ticaret Sanayi Odası. 10 urge ile şu anda yaptığımız 10 urge ile Türkiye'de en fazla urge yapan kurum Bursa Ticaret Sanayi Odası. Evet bu önemli bir katkı olmuş şüphesiz sektörün hani çocukluk çağını aşıp da hızlıca büyümesi bu sayede belki de daha da hızlanıyor. Burada sektörel analizi Sayın Atalay sizinle devam ettirdiğimizde önemli çünkü çok sayıda insana ana ve alt sektörler olarak iş sağlıyor. Diğer tarafta döviz girdisi var doğrudan ve dolaylı tam da tanımlanamıyor ne kadar aslında bavul ticareti nedeniyle belki. Hem burada sektörün sizce önemi nedir? Stratejik anlamda içindesiniz. Hem de derneğin de ötesinde beklentileriniz. Şimdi bir vişne ile özdeşleşmiş üretim bölgesi Bursa'da öne çıkıyor mesela. Oranın kendi beklentileri, sorunları, ihtiyaçları da var. O çerçeveden de bakarsak daha rekabetçi olmak için BTSO ciddi imkanlar ortaya koymuş vaziyette. Tanıtım, fuarlar ve benzerleri de yanında. Siz sahadaki üreticiler özellikle neleri bekliyorsunuz? Şimdi İsmail Başkanım da ifade ettiler. İki Urge çalışmasıyla sektörü temsil ediyoruz. Bu hem Bursa'da tek, ülkede de tek. Tek olmasının sebebi de elbette bizim örgütlü olmuş olmamız. İşte ticaret bölgesi diye adlandırdığımız bölgeyi Beksiyat adı altında 2003'te kurduğumuz dernekle temsil etme imkanı buluyoruz. Dolayısıyla şehrin dinamikleriyle de makul bir şekilde irtibat kuruyoruz. Eksiklerimizi gideriyoruz ve bu anlamda da taleplerimiz makul bir şekilde karşılanıyor diyebiliriz. Bilhassa Ticaret Vesaire Odası nezdinde. Bu anlamda İbrahim Burkay Başkanımıza, elbette İsmail Başkanımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü çok hizmetli katkıları oldu son 2 yıldan beri. Bu küme çalışmaları ve Junior Show adı altında yaptığımız etkinlikle alakalı. Peki şu soru hemen akla geliyor aslında baktığımızda Bursa'yı sektörler bazında incelediğimizde çeşitli nedenlerle ve biçimlerde vasıflı eleman sıkıntısı yaşanıyor. Evet. Yani işsizlik değil işçisizlik sorunu var diye bir klişe de gelişmiş durumda. Evet. Sizin cephenizden bakınca eleman bulma vasıflı vasıfsız vaziyet nasıl? Biz zaman zaman medyayla çalışmalarımızda bunu dillendiriyoruz. Bizim hem vasıflı elemana hem vasıfsız bu alanla ilgili hiç bilgisi olmayan genç kardeşlerimize ihtiyacımız var. Bu anlamda da zaman zaman değişik şekillerde duyurular yapıyoruz. Yani bu konuda da gerekli ihtiyacı da hallettiğimizi söyleyemeyiz. Ancak sizin sorduğunuz şu çok önemli şehir adına sektörün önemi. Şunu ifade edebilirim. Bizim sektörün en önemli özelliği kendi marka hüviyetleriyle dış dünyaya ürün satıyor olmaları. Bu diğer sektörlerde de olmayan bir şey. Yani düşünün Bursa'da pek çok sektör var ve katma değer üreten inanılmaz sektör alanlarımız da var ve biz onlarla iftihar ediyoruz.
Ancak bizim sektörün özelliği kendi marka etiketleriyle dünyanın her bir tarafına ürün satabilen yegane sektörlerden biriyiz. Dolayısıyla bunun önemini fark ettiğimiz için sektörün gelişmesi adına dinamikleri harekete geçirmek, şehrin temsilcileri, yöneticiyle bir şekilde irtibat kurma adına çalışmalar yapıyoruz. Bu elbette ticaret odası tarafından dikkate alınıyor. Valilik tarafından, belediyeler tarafından da bunun dikkate alınması ve bu noktada bir takım çalışmaların yapılması lazım geldiğini ben düşünüyorum. Yani burada açıkçası moda rüzgarları estirmek lazım her şeyden önce anladığım kadarıyla. Alıştığımız o Milano moda haftaları ve benzerlerini, Paris'i, Bursa özelinde de görmemiz lazım. Evet. Sizin çalışmalarınız da herhalde o yönde. Tasarım ve markalaşma herhalde işin anahtarı değil mi? Üretim süreçlerinin yanı sıra. Şimdi İsmail Başkanım genç bir sektör dedi. Gerçekten birinci kuşak olarak bu sektörü geliştiriyoruz. 25-30 yıllık bir geçmişimiz var. Dolayısıyla bu tür sektörün daha ileriye gitmesi adına bir sürece de ihtiyacımız var. Zaten bu Junior Show'la beraber 1. ve 7. ayda yapacağımız fuar bunların da bir altyapısını oluşturacak diye düşünüyorum. Yani tamamlayıcı faktörler var. Elbette. Geçtiğimiz. Evet. Önemli ölçüde de herhalde sektörü ilmelendiriyor. Anladığım kadarıyla gizli bir güçtü sektör, vardı ama evet. Dünyaya kendini duyurması gerekiyordu. BTS onun çalışmaları, Urge projeleri ve ardından da Junior Show sayesinde bu süreç başladı. Evet. Peki Junior Show'da nasıl rüzgarlar esecek onu soracağım ama kısa bir aramız var. Ekodinamik reklamların ardından devam edecek. Bebe ve çocuk konfeksiyonu özelinde Türkiye ve Bursa'da tekstil konfeksiyonu değerlendirdiğimiz ekodinamik reklamların ardından devam ediyor. Program konuklarım BTSO Başkan Yardımcısı Sayın İsmail Kuş ve Halil Atalay Beksiyat Yönetim Kurulu Başkanı. Efendim ilk bölümde 2017'ye kolay başlamadığımızı ama hızlı yol almak istediğini iş dünyasının vurgulamıştınız. Çabalarında olduğunu, risklerinde olduğunu özellikle. Bu konuda da gayretler var. Gayretlerde özellikle haftaya çok stratejik bir tanıtım çalışması olan fuarla artacak gibi görünüyor. Çünkü çok stratejik bir sektör bebe ve çocuk giyimi ve dünyada önemli sektörlerden biri. Türkiye Bursa özelinde büyüyor. Bursa'da Türkiye'nin bir numarası bildiğim kadarıyla ciddi insana istihdam sağlıyor, döviz kazandırıyor. Önemli bir sektör, önemini tanıtmak üzere de siz yurt dışına açıldınız. BTSO olarak sektöre yön gösterdiniz. Urge projeleriniz öne çıktı. Sektörün sorunları var. Yerel yönetimlerle çözme gayreti var. Vişne bölgesinde ticaret merkezi olarak öne çıkma gayretleri var bölge anlamında. Onun da ötesinde insan kalitesi. Sektörlerin hepsinin konuştuğu bir kalite. Burada bu konuda da atılacak adımlar var. Bildiğim kadarıyla BTSO'nun bootcamp'i bu işlere çok yatkın görünüyor. Bu çerçeveden bir fayda sağlayabiliyor mu sektör? Onu sorarak başlayayım. Şimdi ben tabii orada bir parantez açmak istiyorum. Bursa'da fuarla beraber sektörlerin en fazla ihtiyacı maalesef yetişmiş eleman sıkıntısı. Biz biliyorsunuz bootcamp'te bir nebze olsun bunlara çare olmak için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bebe ve çocuk giyim sektöründe özellikle tasarım konusunda bootcamp'te bir kursumuz var. Buradan meraklı olan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize özellikle seslenmek istiyorum. Bu kurslara katılsınlar. Yani sektörün zaten buna bir ihtiyacı var. Sektörlerin bunlara bir ihtiyacı var. Eğer oralarda bir nebze olsun gelir ve yetişmiş uzman ekibimizde eğitimlerini alırlarsa sektöre de ciddi anlamda katkıları olur diye düşünüyorum ben. Çünkü bootcamp'de tasarım bölümü. Bildiğim kadarıyla belediyelerde de bu konuda kurslar var, evet. Çalışmalar var. Bunlarla beraber inşallah elimizden gelen gayreti gösterip eleman konusunda bir nebze olsun sektörlere faydamız olur diye düşünüyorum. Yani tüm sektörlere dönük zaten bir açılım var. Kesinlikle. Baktığımızda bootcamp çerçevesinde BTSO'nun evet. Farklı etkinlikleriyle beraber ama bu sektör de hızlı koşmaya aday bir sektör. Evet. Siz çok özel önem veriyorsunuz zaten baktığımızda. Buradan hızlı gelişen, bana göre bir rüzgar estiren bir çalışma. Junior Show ismi uluslararası bir isim haline gelme yolunda bana göre ve Bursa'yı da tanıtıyor bildiğim kadarıyla. Yoğun bir katılım var. Bu sene neler olacak?
fuarı biraz tanıtabilir miyiz? Ne zaman, nasıl olacak, kimler katılıyor? Şimdi ben şunu özellikle söyleyeyim. Fuarı sadece fuar olarak görmemek lazım. İnşallah biz Junior Show'u bir Bursa'daki bebe ve çocuk giyim moda tasarım baharı gibi, haftası gibi düşünmek istiyoruz. Çünkü fuarımızın yanında sadece fuar değil. Biliyorsunuz genç tasarımcılar yarışmamız var. O tasarımcıları da özellikle teşvik etmek için bununla ilgili bir çalışmamız, bir yarışmamız var. Orada ödül alan kişileri de, arkadaşlarımızı, gençlerimizi de inşallah fuar organizasyonu içinde ödüllendireceğiz. Yine aynı şekilde Junior Show'un içinde 2 gün defilemiz var. Geçen yıl yaptığımız defileyi, bir gün yaptığımız defileyi bugün inşallah, bu sene inşallah 2 defa yapacağız. 2 gün defilemiz var. Yine trend alanımız var. Maalesef yurt dışında gördüğümüz, Türk fuarlarında çok alışık olmadığımız trend ve tasarım alanımız var. Bunlarla beraber gelen ciddi anlamda alıcımız var. Geçtiğimiz sene gelen alıcılarımız yaklaşık olarak herhalde 150 civarında sadece Sanados ve Tiyop'un getirdiği alıcılarla beraber 500 civarında yabancı alıcı vardı. Bu sene yaklaşık olarak herhalde bu 300 ticaret sanayi odası TÜYAP'ın girdikleriyle beraber 800 ve dışarıdan gelenler beraber ticari, 1000 üzerinde ticari bir katılımcı safari var. Kapsamında, ticari safari projesi ticari kapsamında safari da projesi gelenler kapsamında var. Yaklaşık olarak Bursa Ticaret Sanayi Odası Ekonomi Bakanlığı ile beraber 300 civarında alıcıyı bizzat olarak Bursa'da misafir edeceğiz. Yani Bursa'nın turistik hayatına, ticaret hayatına kesinlikle da bir katkı, bu yurt dışından böyle yoğun bir katılım olması. Tabii yani olması. 1000 yabancının Bursa'da misafir etmemiz sadece sektöre değil. Bursa'yı gezecekler, Bursa'da alışveriş yapacaklar, Bursa'da yemek yiyecekler, Bursa'ya ciddi bir hareket gelecek ve Bursa'nın ülkemizin ne kadar güvenli olduğunu da onlara bize bir şekilde de göstermiş. Şu anda en fazla ihtiyacımız olan kavramlardan biri. En fazla ihtiyacımız olduğu bu dönemde biraz özellikle ihtiyacımız olan konulardan bir tanesi. Ülkemizin yani o kadar dışarıda anlatıldığı kadar kötü olmadığını bu insanları birebir yaşatarak göstermek çok önemli. Çünkü bunun örneklerini daha önce yaşadık. Gelen yabancı misafirlerimizin Bursa'ya geldiğinde ya bize anlatıldığı kadar değilmiş dediklerine bizzat olarak biz şahit olduk. Çünkü insanlara ne kadar anlatırsanız anlatın veya seyreder seyretirsiniz seyredin. Fakat onu yaşadıktan sonraki algısı çok daha farklı oluyor. İnşallah Junior Show fuarı ile beraber yurt içinde yapacağımız etkinliklerle beraber önümüzdeki sene ciddi bir sirkülasyon yaşatmayı düşünüyoruz. Hızlı bir başlangıç istiyorsunuz 2017 gelişecek. Burada bana biraz tuhaf da gelen açıkçası dünyanın konjonktürü belli, çevremizdeki jeopolitik sıkıntılar belli, işte maalesef terör saldırıları var. Buna rağmen Junior Show neredeyse yarı yarıya bir büyüme potansiyeli, evet. Katılımcılar anlamında firma, evet. Stand alanları bildiğim kadarıyla. Bunu neye bağlıyorsunuz? Ben şunu özellikle altını çizmek istiyorum. Junior Show'u biz her gittiğimiz yurt dışı etkinliğinde en ön noktaya koyduk. Evet. Tanıtmak için ciddi bir gayret sarf ettik. Bunun bir altını çizerek özellikle yani ifade ettik. Çok çalıştınız her şeyden. Kesinlikle. Yani. Güney Afrika'ya fuara gittik sektörle beraber. Güney Afrika'daki fuarda Junior Show standını koyduk. Fuar boyunca Bursa'yı, Türkiye'yi ve sektörü tanıttı. Yani fuar boyunca. Yine aynı şekilde Amerika'da stand açtığımız stand alanına Junior Show tanıtım standını koyduk. Almanya fuarında da aynısını yaptık. Yani şöyle bir algı oluşturdunuz. Biz illa gidelim ve bu fuarı görelim dedirttiniz. Sadece görmek değil, hem tanıtmak da amacımız. Bursa'yı, sektörü ve fuarı özellikle tanıtmak için ciddi bir gayret sarf ettik. Ben TÜYAPA'da bu konuda özellikle teşekkür ediyorum. Ciddi gayretleri var onların da. İsmail Başkanım'ı tamamlayayım. Birkaç eksik şey söyledi. Junior Show'la alakalı, fuarla alakalı. Şimdi biz 10 yıl önce sektörün dinamikler anlamında zaten bir 5-6 yıl boyunca fuarı yapmış idik. Sektörün duyarlı imalatçılarıyla beraber. Hatta 150 firmaya da çıktık birkaç yıl. Daha sonrasında şehirden, kurumlarından yeterli desteği alamadığımız için ve bıraktık. 5 yılda fuar yapılmadı Bursa'da. Sonra İbrahim Burkay Başkanımız Bursa'yı, Bursa büyürse Türkiye büyür anlamında fuarcılığı da geliştireceğiz düşüncesiyle bize ilk tekliflerden belki de birisi bizeydi. Bursa'da bebe ve çocuk konfeksiyonu ile alakalı fuar yapalım ve bu fuarı da geliştirelim. İsim babası da muhtemelen İbrahim Burkay Başkanımızdır Junior Show'un. Dolayısıyla geçen sene
özellikli kılan, bizim fuarı özellikli kılan birkaç mevzu var. Bunlardan birisi de standart standlar yaptık. Yani 100-150 firmanın girişimci olarak katıldığı fuarda bütün stand görüntüleri aynı. Yani 30-60-90 metrekarelik alanlarda ve göze de hoş gelecek, gözü de yormayacak, görüntü kirliliği olmayacak standlar yapıldı. Ve bundan da öte fuara katılan tüm arkadaşlar kurayla belirlendi. Önlerde, arkalarda olup olmayacağıyla alakalı. Dolayısıyla hem fuara katılımcıları cazip hale getirdi, hem de fuarda bir görsel zenginlik oldu. İsmail Başkanımız biraz önce söylediği gibi trend alanları, defile gibi çalışmalar da elbette fuarı zenginleştirdi. Tabii şu da var, yani gerçekten biz Vişne Ticaret Bölgesi'nde bir veçeli konfeksiyoncuları olarak güçlü bir dinamiyiz. Yani bu anlamda İstanbul'daki yapılan fuarı da biz büyütmüştük 10 yıl önce. İstanbul'da bebek çocuk konfeksiyonu ile yapılacak fuarla alakalı o zaman temsilciler geldiler bize, dediler ki İstanbul'da fuar yapalım. Derneğe geldiler. Biz de hay hay dedik, İstanbul'da besleyelim çünkü burada böyle bir altyapımız yoktu. Süreç içerisinde Allah'a hamdolsun Bursa'da böyle bir altyapı oluşturduk. Ticaret ve Sanayi Odası da gerçekten destek de verdi. Ve inşallah sizi de davet ediyoruz. Onun da fuarımızı açacağız. Ve güzel bir fuar olacak. Ve inanıyorum Bursa şehrinin elitleri, vatandaşları gelirlerse o güzelliği onlar da tanık olacaklar. Buradan bir çağrı oldu bütün Bursalılara, tüm Türkiye'ye ve dünyaya aslında. Elbette. Önemli bir etkinliği hazırladınız. Evet. Bir parantez açmak istiyorum. Ortak stand olması gerçekten Junior Show'a ayrı bir kat, yani ayrı bir hava kattı. İnsanlar standı biliyorsunuz, fuarlara gittiğimiz zaman o tişanlı standlar, o güzel standlar, içindeki ürünlere bakamaz olduk. Ortak standlar beraber, standlar değil, biraz ürünler ürünlerine çıkmaya başladı. Bu da bizim Junior Show'umuza ayrı bir tarz yarattı, ayrı bir özellik yarattı. Güzel bir hava yakaladık o konuda da. Başkanı, ben özellikle katılıyorum o konuda. Evet. Gerçekten sektörün bu konuda duyarlılığı da çok fazla. Yani fuarcılık sektörüne de bir yerde farklı bir bakış açısı getirmiş oldunuz. Kesinlikle. Yenilikçiliğin sürdüğü bir sektör bu, besbelli. Kesinlikle. Evet, fuarcılık ve yenilikçilik demişken yeni bir yıla girdik. Fuarcılık sektörü konusunda da BTSO farklı bir hassasiyet gösteriyor. Özellikle son 1-2 yıldır, daha önce açıkçası fuarcılık kendi halinde giden bir alandı. Belli bir güce de ulaşmıştı Bursa'da ama daha kurumsal bir bakış açısını ben gözlemliyorum BTSO'nun yaklaşımıyla beraber. Bu açıdan baktığımızda 2017'de fuarcılıkta daha bir cazibe unsurunun öne çıkması, bunun yanı sıra hani tanıtım anlamını da çok önemsiyorsunuz. Bununla ilgili daha özgün çalışmalar veya belli bir hedef neler var? Şimdi ben özellikle tabii biz biliyorsunuz Bursa'yı bir fuar başkenti yapmayı, fuarcılık kenti yapmak için geldiğimizde söylemimiz vardı. TÜYAP'la bir ev sahibi kiracı ilişkimiz vardı. Öncelikle oradan başlamak istiyorum. TÜYAP'la oturduk. Ya bu işi adam gibi yapacağız, ya bu işi yapmayacağız dedik ve stratejik bir ortaklık yaptık. TÜYAP'la sadece kiracı ev sahibi ilişkisinden ziyade bir ortaklık anlaşması imzaladık. Ve bu anlaşmayla beraber biz de fuarlara bir fiil müdahil olmaya başladık. Fuarları beraber organize etmeye başladık. Junior Show bunlardan bir tanesi. Ve Allah'a şükür neticelerini de almaya başladık. Junior Show'un inşallah bu sene ikincisini yapacağız. Sadece bir fuar değil. 7. ayın başında, evet. Diğer bu yaz fuarı, 7. ayda kış fuarını yapacağız inşallah. Sadece Junior Show değil, biliyorsunuz mermer fuarını, yine ev stil fuarını, yine inşaat fuarını, gayrimenkul fuarına çevirdik, beraber yaptık. Ciddi de yabancı alıcı, evet, geldi. Evet, kesinlikle ve bu sene daha da büyüterek inşallah onu şeye gideceğiz. Yine KOHA otel kontratları fuarını yaptık. Zaten mevcut olan fuarlar vardı, makine ve teçhizatları fuarı. Yani bunların üzerine inşallah bu sene gıda fuarını da eklemek istiyoruz. Gıda fuarını da yapacağız. Ben özellikle buradan sektörlere çağırım. Sektörlere özellikle isteyin. Bununla ilgili eğer istekleri ve talepleri varsa biz Bursa Ticaret Odası olarak her türlü öneriyi açıkız. Gelsinler. Biz elimizden gelen tüm katkıyı koymaya hazır olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Hangi sektör olursa olsun.
ne şartlarda olursa olsun elimizden gelen bütün katkıyı koymaya hazırız. Bu sadece fuar anlamında, yine alım heyetleri konusunda, yani bazı sektörler, biz fuar değil de biraz daha küçük olarak başlayalım, alım heyetleri bazında başlayalım ve bunlarla ilgili de ciddi anlamda bir çalışmamız var. Biliyorsunuz ev tekstil alım heyetini geçen sene yaptık. Bu sene iki defa yapacağız inşallah. Hem 3. ayda hem 9. ayda. Geçen sene 9. ayda yapmıştık. Bu sene 3. ayda ve 9. ayda yine kumaş adı üreticileriyle ilgili de 5. ayda bir alım eğitim programımız var. Eğer başarırsak 11. ayda tekrarını yapmak gibi bir hedefimiz var. Yani bu konjonktüre göre, talebe göre siz hem sayısını hem sektör çeşitliliğini arttırma çabasındasınız. Kesinlikle. Biz Bursa'da fuarcılık konusunda talep eden tüm sektörler, hangi sektör olursa olsun gelsinler, biz fuar yapmak istiyoruz. Ticaret odası olarak biz elimizden gelen katkıyı koyacağımızın altına imzasını atıyorum. Özellikle evet. Söylüyorum. Tanıtım bazında da gelsin Urge yapalım. Urge projeleriyle beraber dünyaya gidelim. Hem sektörü tanıtalım. Fuar yapıyorsak fuarlarımızı tanıtalım. Yapılması gereken ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Evet, buradan da önemli bir çağrı oldu açıkçası. Tüm ilgililer bir şekilde bir cevap bulacak anladığım kadarıyla sorunlara. Her yerde söylüyoruz. Gerçi burada bir defa daha tekrar ettik. Evet, bu çağrıyı yaptık. Peki bu çağrıyla birlikte BTSO'nun pek çok süren projesi var bildiğim kadarıyla. Yeni çalışmalar, hedefler de, gayretler de var. 2017'de BTSO'yu nelerle anacağız, nasıl konuşacağız? Şimdi tabii BTSO fuarcılık tadı bir tanesi yaptığımız projelerden. Ciddi projelerimiz var. Bunlardan yani belki bu akşam anlatmaya kalsak program yetmeyebilir. Ben konu başlıkları olarak ilave etmek isteyeyim. Biliyorsunuz mesleki yeterlilik belgelendirme merkezini yaptık. MESİEP. Yaklaşık olarak da şu anda Türkiye'nin en büyüğü. 64 meslek dalında belgelendirme yapıyoruz. Ve şu anda da yaklaşık olarak ayda 2000 civarında belge verme pozisyonuna geldik. İnşallah önümüzdeki sene artarak devam edecek. Yine onun yanında tekstil mükemmeliyet merkezimizi yaptık. Kompozit mükemmeliyet merkezimizi de geçen hafta BEPKA tarafından onaylandı. Aynı bina içinde kompozit mükemmeliyet merkezimizi de yapacağız. Aynı bina içinde. Bunu da 2017 yılında faaliyete geçirmiş olacağız. Konu başlıkları olarak geçiyorum. Detay. Evet, hepsi ayrı başlık zaten, evet, ayrı program isterseniz konusu. İsterseniz onlara da inşallah biliyorsunuz buradan, Teknosap var. İşte tam onu soracaktım aslında. Evet. Yıllardır konuşuluyor neticede. Evet. Son aşama nedir? Artık bir şekilde şimdi, ete kemiğe bürünecek mi? Ne olacak? Bursa ne kazanacak veya özetle? Şimdi Teknosap'la ilgili şöyle bildiririm. Dün Bursa kamuoyu da bunu özellikle takip ediyor ve merak ediyor. Teknosap'ta biliyorsunuz şu anda %90 kamulaştırmamızı yaptık. %10 gibi bir bölüm kaldı. İnşallah altyapı ihalesini de yaptık. Projelendirme ihalesini, altyapı ihalesimiz. Ve 2017 yılının sonunda kazmayı vurmayı hedefliyoruz. Teknosap biliyorsunuz sadece bir sanayi bölgesi değil. Tam bir endüstriyel bir bölge haline gelecek. Kendi altyapısıyla, kendi enerjisini üretmesiyle, rüzgar türbinleriyle, güneş enerjisiyle, lojistik merkeziyle, depolama alanlarıyla beraber, üniversitesiyle beraber tam bir endüstriyel bir kompleks halinde inşallah. Yani bütüncül sonunda bir yaşam alanı diyebilir miyiz anladığım kesinlikle kadarıyla? İnsanlar orada her türlü ihtiyacını görebilecek. Kesinlikle. Kurumlar, kesinlikle, firmalar her türlü ihtiyacını karşılayacak. Kesinlikle. Sadece üretmeyecek neticede. Oradan ham madde gelecek, dünyaya direkt olarak yayılacak zannediyorum. Kesinlikle. İnşallah bunun neticesinde limanla direkt bağlantıları, demiryollarıyla bağlantıları, biliyorsun demiryolu hattı da o bölgeden geçiyor. Demiryolu hattına bağlantısıyla Türkiye ve limanlara direkt ulaşabilecek potansiyele sahip bir altyapısıyla inşallah Türkiye'ye örnek olacak bir sanayi bölgesi Bursa'ya armağan edeceğiz olmalı diye düşünüyorum. Türkiye'nin ilk sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi Bursa'daydı. Pilot sanayi dediğimiz adı evet üstünde zaten. Evet. İlk teknolojik anlamda belki Endüstri 4.0'ın da yuvası olacak olan sanayi bölgesi Teknosap'ta Bursa'dan çıkmalı herhalde. İnşallah. Biliyorsunuz Bursa Organize Sanayi Bölgesi Bursa'nın tek organize sanayi bölgesi. Diğer organize sanayi bölgeleri veya ben sektörel bazda olan sanayi bölgelerinde İhtisası bence mi? Hepsi maalesef plansız bir yapılaşmanın neticesinde oluşmuş. Daha sonra sanayi bölgesi yapılaşmadan sonra ilan edilmiş bölgeler. Tamamı organize sanayi bölgesi olarak yapılan tek bölge ve Bursa organize sanayi bölgesi, ikincisi de inşallah Teknosap olacak.
Organize Sanayi Bölgesi Türkiye'ye örnek teşkil ettiği gibi inşallah Teknosap'ta Türkiye'ye bir örnek teşkil edecek bir proje olacak. Ben bu konuda destek veren tüm paydaşlara da sizin aracılığınızda Bursa İç Camiası olarak özellikle teşekkür etmek istiyorum. Valiliğimiz olsun, belediye başkanlarımız olsun, Sanayi Bakanlığımız olsun. Gerçekten bu projede bizde ciddi bir destek verdiler. Hiçbir proje bu kadar hızlı yürüdüğünü ben tahmin etmiyorum. Çünkü uzun yıllar, 10 yıllar, 20 yıllar bekleyen sanayi bölgeleri var. Hala herhangi bir projesi yapılmamış, kazması vurulmamış. Ama biz 1,5 yılda geldiğimiz nokta %90 kamulaştırma ve proje ihalesini yaptık. İnşallah 2017'nin sonunda kazmayı vuracağız. Artık bir şekilde temeller yükselecek görünen o. Türkiye'ye, Bursa'ya hayırlı olmasını sadece dileyelim. Sadece arsa tahsis etmeyeceğiz. İnşallah bina yapıp sanayi bölgesinde Sanayi Bakanlığı'na beraber organize olup firmalara bina tahsis edeceğiz uzun vadeli ödemelerle. Binalarında gelip üretimlerine başlayacaklar inşallah. Evet, Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyelim bu i̇nşallah. Çalışmanın. BTSO'ya da ben 2017'de başarılar dilemek tabii istiyorum. Tabii bunların devamı da var. Beksa'da ben onlara da sektörü. İsterseniz... Ne yazık ki süremiz kalmadı. Kısmetse peki. Bir başka yani yayında şöyle değil. Şöyle diyeyim. Uludağ biliyorsunuz senatörümüz var orada. O çalışmalar. Ömür boyu yaşam merkezi olarak. BTSO projeleri çok uzun bir liste gerçekten. Ben özellikle süremizin sonuna geldik. Yani bunu bir özel program BTSO projelerini anlatmak için yeter mi bilmiyorum. Tabii o da artık farklı. Evet. Feridun Bey bize size teşekkür ederiz. Bizi misafir ettiğiniz için de ayrıca Sayın Atalay katılımımızdan dolayı ben teşekkürlerimi sunarım. Evet, Ekodinamik'in bu haftalık sonuna geldi. Gelecek yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.